7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 201 Aydın Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Aydın Yayıncılık Sayfa 201 Bir elektrik devresinde oluşan gerilimin, devre elemanları üzerinden geçen akım şiddetine oranı, her durumda sabittir ve bu oran, devre elemanının elektriksel direnci olarak adlandırılır. Devredeki gerilim ile akım şiddeti arasındaki ilişkiyi bularak gerilim, akım şiddeti oranının sabit kaldığını bulan bilim insanı George Simon Ohm'dur, George Simon Ohm. Bu sebeple bu ilişki, Ohm yasası olarak adlandırılmıştır. Gerilim, akım şiddeti oranında birim volt, amper kullanılırsa direnç birimi ohm olur. Ohm kul sembolü ile de gösterilebilir, bir devredeki gerilim ile akım şiddeti arasında doğru orantı vardır. Gerilim ile akım şiddeti arasındaki ilişki yandaki grafik ile de ifade edilebilir. Elektriksel direnç, bir devredeki ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farklılığının sebeplerinden biridir. Aşağıdaki durumları inceleyerek bunu daha iyi anlamaya çalışalım. 1. Devrede bulunan ampulün yanına 2 ve 3. devrelerdeki gibi seri bağlı özdeş ampuller eklendikçe devrenin toplam elektriksel direnci, eş değer direnç, artar. Elektriksel direncin artması, ampullerden daha az akım geçmesine sebep olur. Dolayısıyla lambalardan en parlak yanan, birinci devredeki lambadır. Toplam elektriksel direnci en fazla olan üçüncü devrede ise, ampulün parlaklığı en azdır. Birinci devrede bulunan ampule 2 ve 3. devrelerdeki gibi paralel bağlı özdeş ampuller eklendikçe devrenin elektriksel direnci, eş değer direnç, azalır. Bu durumda, pilden çıkan akımın artmasına karşın ampullerin bulunduğu kollara ayrılan akımlar aynı olduğu için 1, 2 ve 3. devredeki ampuller aynı parlaklıkta yanar. Bir ampule özdeş ampuller paralel bağlandığında ampul parlaklığı değişmez, paralel bağlı devrelerde, toplam elektriksel direnç azalıp seri bağlı devrelerde toplam elektriksel direnç arttığı için ampuller paralel bağlandığında seri bağlanmaya oranla daha parlak yanar. Aydınlatma aracı olarak günlük hayatımızda kullandığımız birçok araç vardır. Bunlardan bir tanesini tasarlayabilmek için aşağıdaki Fen Atölyesi etkinliğini yapalım. Araç Tasarlayalım kitabımızın 12. sayfasında yer alan bilimsel araştırma ve mühendislik tasarım süreçlerini okuyalım. Daha sonra kitabımızın 210. sayfasındaki etkinlikte özgün bir aydınlatma aracı tasarlayalım. Cevap: 7. Sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 201 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.